Kırık müzik kutusu. Değerli bir sanat eseri arkadaşlar. Büyük bir özenle göz kulak olmazsak onu kırabiliriz. Özellikle de Nado. Ne de olsa sakarlığınla ünlüsün. Sakın ona dokunayım deme. Anlaşıldı mı? Ama ben dokunabilirim değil mi? Ben de dansçı kadını döndürmek istiyorum. Anahtarı kurarken çok dikkatli olmalıyız. Sadece bir parça çevirmeliyiz. Sen şimdi bunu çalacak mısın, çalmayacak mısın? Benim artık hiç umudum kalmadı. Mayo, sen çok sıkıcı birisin. Tamam tamam, anlaşıldı. Ben sadece çok dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Ben artık dinlemek istemiyorum. Ben de. Hadi gidelim çocuklar. Durun, nereye gidiyorsunuz öyle? Anahtarı benim çevirmeme izin verecek misiniz? Hayır, olmaz. Oldu. Çok özür dilerim. Ne dersiniz, müzik kutusuyla oynayalım mı? Maya dokunmamıza bile izin vermiyor ki. Ben müziği dinlemek istiyorum. Olmaz dedim. Daha biraz önce dinledik ya çocuklar. Başka bir şey yapalım. Tekrar dinlesek ne olur sanki? Hayır hayır, olmaz. Yeni bir oyun oynamaya ne dersiniz? Ne dedin? Yeni bir oyun mu? Sahibi. Evet, yeni bir oyun oynayalım. Denir. Hadi artık içeri girelim. Yoruldunuz mu? Hayır, biraz daha
oynayalım? Adım atacak halim kalmadı. Benim de bacağım ağrıdı. Ayrıca çok yoruldum. Hem birazdan hava kararacak. Çocuklar, kitap okumaya ne dersiniz? Hadi okuyalım. Şiro, nereye gidiyorsun? Yoksa bizim odaya mı gidiyorsun? Odaya mı? Yo, ben sadece banyoya gidiyorum. Demek sadece banyoya gidiyorsun. Ne diyeceğim? İstersen önce biraz daha okuyalım, sonra gidersin. Evet, doğru. Ne de olsa kitap okumak çok eğlencelidir. Ama müzik dinlemek hiç eğlenceli değil. Müzik de nereden çıktı? Yaşasın. Hadi müzik kutusunu çalalım. Müzik kutusunu mu? Çocuklar, uykunuz gelmedi mi size? Ya, evet Sahire, benim geldi. Bu saatte mi? Ama benim hiç uykum yok. Bakın, yıldız kayıyor. Hani yıldız nerede? Tabii canım, buradan görülmez ki. Biz en iyisi evin çatısına çıkalım. Çünkü çatıdan yıldızları daha kolay görürüz. Ay, doğru, hadi çıkalım. Tamam, siz yıldızlara bakın, biz de müzik dinleyelim. Ben müzik dinlemek istemiyorum. Müzik kutusunu hiç sevmedin. Gerçekten mi? Ama daha bu sabah çok seviyordun. O sabahtı. Ay, siz Nabu'yu bilmez misiniz canım? Durun, içeri önce ben gireceğim. Bu kapı da niye açılmıyorsa şimdi? Hayır, açılmıyor. Herhalde bozulmuş. Galiba bu kapı bozulmuş çocuklar. Bak, açıldı işte. Evet, açıldı. Maya, müzik kutusunu kurar mısın? Anahtarı çevirmek senin görevindi çünkü. Elbette. Ay, ayağım. Özür dilerim Maya. Hepsi benim suçum. Müzik kutusunu kırdım. Neyi kırdın? Ben sadece bakmak istemiştim. Sonra birden ayağı kırıldı ve yere düştü. İsteyerek yapmadım. Hayır, olamaz. Yani sen şimdi müzik kutusunu kırdın, öyle mi? Halbuki o kadar dikkat ediyordum. Üzülme lütfen. Hem yine de çalışabilir, değil mi? Ağlama, bak şimdi sana müzik çalacağım. Hayır, dur, dokunma. Sakın dokunma ona Moya. Ben de el kurma anahtarını kırdım. Ne? İşte bu yüzden Moya dikkatli olmanızı istemişti. Oysa müzik kutusu çok da güzeldi. Onu biraz dinleseniz ne olurdu sanki? Aslında benim de bunda kabahatim var. Senin hiçbir kabahatin yok Moya. Sana sıkıcı olduğunu söylemiştim. Halbuki bunu hiç hak etmemiştin. Ne kadar özür dilesem azdır. Ben de sürekli kabahat işliyorum. Burada kabahati olan biri varsa o da benim çocuklar. Ne? Yetmezmiş gibi bir de size yalan söyledim. Aslında müzik kutusunu ilk kıran bendim. Yalnız başımayken kazayla kırdım. Bu akşam da onu tamir ederim diye düşünüyordum. Senden çok özür dilerim Nato. Tamam, biz şimdi tamir ederiz. Merak etme, onu tamir edeceğiz. Yaşasın. Ben size söylemedim mi çocuklar?